Ümraniye Spor ile Altay arasında oynanacak 33. hafta maçı playoff fark alacak. 3. ve 4. takımın netleşmesi için büyük önem taşıyor. Değerli arkadaşlar ben hata yapmamak için zaman zaman yanımda bilgisayarım var. Notlarıma bakıyorum nereye bakıyor bu adam demeyin diye söyleyeyim. Efendim malum zirvedeki 3 takımdan 2 tanesi Süper Lig yolunu tutarken içlerinden bir tanesi playoff'tan 3. sıraya girecek. Adana Demirspor lider, Giresunspor ikinci ve Samsunspor üçüncü. Bunlar arasında kıyaslayan bir mücadele sürerken içlerinden sadece bir tanesi playoff yarı finaline kalacak. Diğer iki takım ise malum doğrudan Süper Lig'e çıkacak. Diğer bir takım daha var İstanbulspor. Spor. onun da neredeyse playoff'ta oynayacağı kesinleşmiş durumda. Her ne kadar matematiksel olarak doğrudan çıkma şansı varsa da bu tabii futbolun gerçekleri içinde zor gözüküyor. E, ee, dolayısıyla ikinci takımda playoff oynayacak ikinci takımda İstanbul Spor. Kalan iki takımdan biri olmak için Altay e, büyük avantaja sahip. 57 puanda şu anda 5. sırada ve 33. haftaya girerken e, büyük bir ihtimalle Altay'da playoff e, oynayacak. Ama e, şurada bir gerçek ki hemen arkasından gelen 54 puanlı Altınordu, 52 puanlı Keçiören Gücü ve 50 puanlı Ümraniye Spor'un da potada yer aldığı, bir matematik şanslarının olduğu e, gerçek. E, Altay'ın bu matematik içinde playoff dışına kalması son derece zayıf bir ihtimal ama e, tabii ki bu işin matematiği açısından tamamen imkansız diyemeyiz. Arkadan gelen Altınordu ve Keçiören'in alacağı puanlarla Altay'ı yakalaması halinde ikili averajda siyah beyazlar sıkıntılı durumlara düşebiliyor çünkü. Bu nedenle son 2 e, bu nedenle işi son haftaya bırakmamak adına siyah beyazlar Ümraniye karşılaşmasından şüphesiz 3 puan almak isteyecek. Öte yandan Ümraniye Spor ise İlk şu anda 6. sıradan playoff'u yakalama olasılığını kovalıyor. İkinci devre maçlarında oldukça iyi sonuçlar aldı İstanbul ekibi. Kalan iki karşılaşmasını kazanıp 56 puana çıkmak ve altın orduyla Keçiören gücünün alacağı sonuçları beklemek isteyecekler. Bu açıdan Ümraniye Spor'un Altay'ı muhakkak yenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz son hafta içinde önemli bir gelişme oldu. Oldukça kötü gidiyordu Altay ve kötü gidişe son vermek için Kulübün efsane ismi Mustafa Denizli'yi teknik adamlığa davet ettiler. Mustafa Hoca da bu görevi kabul etti ve yine dün itibarıyla 6 futbolcuyu da kadro dışı bırakarak adeta bir şok tedavisi uyguladı Altay. Hem yeni hocayla hem de yaptığı kadro dışılarla 3 puan şimdi Ümraniye önünde 3 puan alıp playoff öncesi hem durumunu garantilemek hem de moral bulmak istiyor. Maça çıkarken iki takımın muhtemel 11'lerini şöylece bir sıralayalım isterseniz. Ee, ev sahibi takımın e, kalede Burak'la, e, Burak Öğür'le Burak oynamasını bekliyoruz ki Burak da geçen ilginin e, ilk devresinde 6 ayda idi biliyorsunuz. Geri dörtlüde Vraseyevic, Alim, Glumac, Ercan. Orta sahada Kayra, Ahmet, e, Gomis, Serkan, Kamara ve ileride Kehinde 11'ini bekliyoruz e, Ümraniye Spor'da. Konuk Altay'da ise Mustafa Denizli'nin ilk maçına çıkacak olması nedeniyle ilk 11 tahmini yapmak aslında çok kolay da değil. işte Ama yine de ben tecrübeli oyuncunun oturmuş Altay kadrosunda çok fazla oynayacağını tahmin etmiyorum. Muhtemel 11'in kalede Cihan, geri dörtlüde Mehmet, Cebrail, İbrahim, Berkay. Orta sahada Jasmine, Juk ve Tiam merkez orta sahada. Forvet arkasında Regatin. Ee, ve iki kanatta Kapel ve Erhan Çelenk Forvette ise Marco Paşa o 11 biçimde olacağını e, Tahmin ediyorum benim e, öngörüm öyle e, Kişisel bir de Söyleyeyim Mustafa Denizli Yıldız isimleri e, biraz sönmeye yüz tutmuş Yıldız isimleri tekrar parlatmayı sever Genç oyunculara da şans veren Bir hoca olarak biliniyor Ancak bu kadar kritik maçlar öncesinde e, Kadroda bir kumar oynayacağını da tahmin Etmiyorum son derece kurt bir hoca Ne yapacağını iyi bilir bir kişisel tahminimde eğer fizik olarak hazır görürse Mossoro'yu daha fazla kullanmayı deneyecektir. Bu cümlelerimin bir bütünü olarak neden böyle dediğimi sizler de anlarsınız. Mossoro önemli bir futbolcu, yaşı ilerlemiş durumda fakat böyle final karşılaşmalarında hazır bir Mossoro'nun Altay'a ve Mustafa Denizli'ye çok fayda sağlayacağını ben düşünüyorum.